Merhaba, ben Tufan Ertok. Bugünkü hisselerimiz Çimsa, Anadolu Efes, Uluğun ve Carrefour'sa. İlk olarak BIST 100'de başlayacağız. Ardından Carrefour'sa, Uluğun, Anadolu Efes ve Çimsa olarak devam edeceğiz. BIST 100'e baktığımızda aslında riskleri fiyatladığını söyleyebilirim. 8180 desteğimizin de çalıştığını söylemek istiyorum. Hem yurt içindeki malum terör eylemi, hem de Suriye sınırında yaşananlar, hem de Filistin-Hamas çatışması derken burada belli başlı riskleri BIST 100'ün fiyatladığını ve geri çekilmelerin de bundan kaynaklandığını söyleyebilirim. Burada önemli olan 8562.70 üzerine kendisini atıp burada kalıcılık sağlayıp devamında da artık yukarıda gördüğümüz hedef bir kanalına varması. 9099, 9130, 134.68 aralığına kendisine atması beklentim bu yönde. 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağladığını görüyoruz. Buraya da baktığımızda yeşil renkli dalga trend çizgisinin kırmızı renkli sinyal hattını yukarı yönlü kesmesi al sinyali, aşağı yönlü kesmesi, burada mesela bakın, sat sinyalidir. Burada bir yukarı yönlü kesişim var. Bu al sinyalidir. Mesela bakın, burada olmuş, burada olmuş. Mesela şurada bakın. Şimdi de şurada bir tane görüyoruz. Burada artık benim beklentim yükseliş yönünde. Önümüzde 8562.70 direnci var. Burada tabii ki de yine slalomlar görebiliriz. Ama ben buranın üzerine atacağımızı ve kalıcılık sağlayacağımızı ve bu bölgeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani 9099, 9100 de diyebiliriz. 9134.68 buraya, bu bölgeye kendisini atacaktır. Devamında da yukarıda gördüğümüz 9632.08. Tabii bu hedefler nokta atışıdır. Yani ben 9099 diyorum ama kaba taslak 9100 de diyebiliriz. Devamında da 9632.08, buraya da 9600 diyebiliriz. İkinci hedefimiz 9600 diyelim. Ama türbülansa yatkın bir ortamda olduğumuz için biz ilk hedefimizi BIST 100'de 9100-9134 aralığı olarak düşünüp o şekilde kanalize olabiliriz. Devamında haber akışları, gündem, olumsuz bir durum yoksa o zaman 9600 düşünülebilir. Ona göre analiz yapılabilir. Tabii ki de bu bölgeye varıldığında düzeltmemiz olacak. Yani doğrudan ok gibi gitmeyeceğiz. Burada da yine düzeltmeler görülebilir. Devamında buraya doğru ulaşabilir. Evet, hisselerimize geçebiliriz. Carrefour'sa ile başlayalım. Carrefour'sa'nın yükselen paralel kanalda devam ettiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda da bir çanağımız var burada. Çanağın derinliği 131'dir. Bakın, sarı fonda orada hedefi gösterdim, 131'i. Fakat mevcut bulunduğu yerden geri çekilmesi aslında çanağın şu boğaz seviyesinden, yani tepe noktasından tabanına doğru Fibonacci'mizi çektiğimizde 1.618, yani doğal bir hedef bölgesinden geri çekildiğini görüyoruz. Yani burada aslında hedef tamamlamış hissemiz. Ama Fibonacci 1.618 hedefini tamamlamış. Formasyon hedefimiz 131'dir. Tabii burada bakın, yükselen paralel kanalda orta çizgimiz direnç vazifesi görmüş. Burada mesela fitiller, geri çekilmeler, tabana doğru mesela tabanda destek vazifesi görmüş. Burada mesela orta çizgi taşımış hisseyi destek vazifesi görmüş. Şimdi tavan bölgesinde, aynı zamanda da Fibonacci 1.618 bölgesinde ve tavan bölgesinde burada direnç görmesi normal. Diyelim ki bir üst kanala kendimizi attık. Ben buradaki kanalı klonlayıp yukarıya koyduğumda bir üst kanala attıysa kendisini, burada tutunmayı başardı ve bir orta bant hareketi gösterdi. O orta bant hareketi doğal olarak çanağımızın zaten katlandığı hedef bölge olacak. Artık buralarda kalıcılık sağlanması halinde, özellikle 1.618 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde
Bu doğal olarak 2.618'i tetikleyecektir. Bu da 165'tir. Tabii ki de öncesinde 153.2, 163.5 gibi güçlü halatır sayılır direnç hatları var. Haftalığa alırsak aslında daha iyi anlaşılacak. Şimdi haftalığa alalım. Evet, bakın 153.2 buradaki mumun dibi bakın ve fitil seviyesi 163.5. Devamında da 179.7 bakın. Biz ne demiştik? Buradaki çanağımızın Fibonacci 2.618 seviyesi 165 demiştik. 165 seviyesine doğru geldiğimizde, yani 163.5'un üzerine geldiğimizde aslında burada dev bir çanağı tamamlamış oluyoruz. Belki de o aralarda da BIST 100 doyuma ulaşacak. Yani herkesin beklediği 9100, 9200 seviyelerine, hatta 9500, 9600 da olabilir. Oralara belki de ulaşmış olacak. Oralardan artık derin bir düzeltme bekleyebiliriz. Bu da gayet normal olur zaten. Bu hissemizi de 165'te gördük diyelim. Bu hissemizin düzeltmesi 120'ye kadar bile olabilir. 120'ye kadar bile olabilir ve devamında toparlayabilir. Belki de biz bir dahaki artık bu hisseyi yorumladığımızda o zamanın şartlarında bir çanak formasyonundan daha bahsedeceğiz. Halbuki burada oluşan çanak, buradaki dev çanağın belki de kulbu olacak. Yani olasılıklar üzerinde durmakta fayda var. O zaman da bu hissemizin hedefi ne olabilir? Oraya bakalım. Diyelim ki ...165 seviyesine kadar vardık diyelim. Burayı 165 yapalım. Şurası da 32 olsun. Evet. Bunu alıp şu şekilde bırakalım. Yani 297-298 olarak söyleyebiliriz. Bu hissemiz belki de uzun vadede 297-298 aralığına ulaşacak bu bahsettiğim senaryo gerçekleşirse. Şimdilik 131 seviyesi birinci hedefimiz. Ardından üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek 165 seviyesi, yani buradan buraya çektiğimiz Fibonacci 2.618 seviyesi zaten başlı başına 153.2 ile 179.7'den oluşan başlı başına bir direnç bölgesi olan şu kanala atıyor zaten 165. Eğer ulaşılabilirse başlı başına bir direnç bölgesine atıyor hisseyi. Buralardan zaten geri çekilmesi de normal olur. Bu geri çekilme belki de dev bir çanak daha oluşturacak. Ama ondan daha büyük, kendisinden daha büyük olan bu devasa çanağın belki de kulbunu yapacak. Çok da uzatmaya gerek yok. Yine de biz potansiyel olarak 297-298'den bahsedebiliriz. Ama ilk etapta günümüze bakacak olursak en yakın hedefimiz 131. Uluğun hissemize baktığımızda bu da çok sorulan bir hisse. Burada da dev bir çanağımız var. Tabii ki de hedefi 58-80 ama öncesinde buna bir kulp oluşmakta. Bu da adam eve formasyonuyla oluşmakta. Adam eve formasyonları burada bakın terste bir kulp ama sivri hatlara sahip bir kulp ve burada bir çanak. Yani her zaman alıştığınız yerde değil de daha sivri hatlarla ve ters tarafta oluşan aynı bu şekilde burada gördüğünüz gibi bir kulp
ve devamında da çanak veya fincan deyin, bunu yapar ve hedefine varır. Yani derinliğini katlar, hedefine varır. Buradaki adam eve formasyonunun oluşumu, bu görmüş olduğunuz dev çanağın aslında kulbunu oluşturuyor. İlk etapta 49-46, buradaki formasyonun hedefi. Devamında da dev çanağımızın hedefi 58-80 beklenebilir. Olası geri çekilme seviyeleri yok mu? Mesela bulunduğumuz yerden tabii ki de var. 33-90, 33-80 gibi seviyeler. Zaten burada 32'miz var. 40'ın kırılımı önemli. Buradaki dev çanağın boğaz seviyesidir. Burada kırılım geldi. Tutunabildik, kalıcılık sağlayabildik. İlk etapta 49-46, devamında 58-80 görülecektir. Fakat 49-46'da geri çekilme normaldir. Çünkü 49-46 bir formasyon hedefidir. Adam eve formasyonunun hedefidir. Geri çekilme normaldir. Bu sizi panikletmemeli. Asıl hedefi 58-80 olarak belirleyebilirsiniz. Fakat benim bir stratejim vardır. Hedeflere varıldıkça belli oranda nakite geçmek gibi. Mesela burada 49-46 görüldü. %30, %40 gibi bir nakite geçip oldu da derin bir düzeltme yaşadık diyelim. Buradan tekrar işlem açıp 58-80'i bekleyebilirsiniz. Evet, bu hisse bazında da anlatacaklarım bu kadar. Anadolu Efes hissesine baktığımızda burada da yükselen bir kanal görünmekte ve bulunduğu mevcut yere baktığınızda 115,5 ile kanalın ortasından geçen, bakın, hem destek hem direnç vazifesi görür o çizgi. Orada güçlü bir direnç bölgesinde olduğunu görüyoruz. Zaten Bollinger üst bandına da tekabül etmekte. Hedef bölge 115,5-119,8 aralığıdır ilk başta. Yani kanalımızın orta bandını kırdık. Zaten burası başlı başına bir direnç bölgesi. Bakın, buralarda testerevari hareketler görebiliriz. Bunlar sizi endişelendirmemeli. 119,8'in üzerine attı, kalıcılık sağladı. Kalıcılık sağladı. 128 ilk hedef. Ardından piyasa bozulmaz ise 133-134 aralığı görülebilir. Ama ilk etapta 128 diyelim. Sonrasında 133 ve 134 aralığı görülebilir. O potansiyeli var. Hisseyi hiç almamış olanlar 119,8'in kırılımı üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla alabilirler. Veya riski ben buradan satın alıyorum diyenler riski buradan satın alabilirler. Bu bölgeden bir kanal tabanına doğru harekette görülebilir pekala. Ardından belki de yukarıya direnç bölgesine gidilebilir. Buranın kırılımıyla da hedefe ulaşılabilir. Evet, bu hisse bazında da anlatacaklarım bu kadar. Evet, son hissemiz Çimsa. Agresif bir yükseliş yapmış. Devamında da agresif bir düşüş devamını getirecek mi bakacağız. Aslında burada bakın hissemiz fiyat boşluğunu almış. Bunlara kopuş denir aslında. Şuradaki fitil ile şuradaki fitil arasında bakın. Şu mesafe fiyat boşluğu ve kopuştur. Buradaki fiyat boşluğunu, yani 36-16, bu fiyat boşluğunu buradan düşerek geri almış. Aynı zamanda da burada kalıcılık sağlamış. Devamında 39-20'ye geldiğini büyük ihtimalle göreceğiz. Bu da Bollinger orta bandı yapıyor bakın. Bollinger orta bandı ve doğal bir direnç olan 39-20. Şuradaki tepeden dolayı burası başlı başına bir direnç oluyor zaten. Bir de Bollinger orta bandını da işin içine koyarsak güçlü bir direnç bölgesi. Kıramayabilir, geri çekilebilir. Ama 36-16 aslında güçlü bir destek değildir. Sadece fiyat boşluğunu aldığı için buraya gelmiştir. 36-16'yı kırabilir aşağı yönlü. Yani 32-12'ye gidebilir. 32-12'den tepkiyi alır. Bakın burada aldığı gibi tepkiyi alır. Tekrar bir 39-20 yapıp kıramazsa ikinci omuzu oluşturmuş olur.
Burada çok feci, acımasız bir düşüşle karşılaşılabilir ki o da şuradaki destek bölgelerine kadar 15, 16 hatta 14, 15, 16 bölgelerine kadar hisseyi atabilir. Peki başka ne olabilir? Buradan şimdi de olumluya geçelim. Buradan toparlamayı başardık. Yani hiç burayla uğraşmadık, işte kıramadık, düştük falan olmadı diyelim. Tam tersine gittik, kırdık, kalıcılık sağladık, devam ettik. Bu sefer de 48-50 aralığı, bakın 48-50 aralığı gayet güçlü bir direnç hattıdır. Burada da ikili tepe riski vardır. İkili tepe oluştuğu takdirde de 24-38, 23-24 kanalı. Burası rahatlıkla görülür. Elinde olanlar 39-20'nin kırılımına dikkat etsinler. 48-50 bandında hisseyle vedalaşabilirler. Elinde olmayanlar, bu hisseyi almak isteyenler 39-20'nin üzerindeki kalıcılığa dikkat edecekler. 39-20 kırılacak. Burada kalıcılık sağlanacak. Yani hisse burada güçlü duracak. Devamında siz de 48-50 aralığına dikkat edeceksiniz. Yeni alım yapmak isteyenler. 48-50 aralığında ikili tepe riski vardır. Oralarda ben bu hisseyi almadım. Elimde yok mesela. Almayı da düşünmüyorum. Ama diyelim ki ben aldım. 48-50 aralığında ben bu hisseyle vedalaşırım. Tabii bu benim düşüncem. Evet, bu hisse bazında da anlatacaklarım bu kadar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.